29 Temmuz 2021 Halime Kökçe Star Gazetesi Tunus demokrasisi güçlenebilir mi? Arap Baharı Tunus'taki ilk isyanla patlak verdi. Ekonomik ve sosyal sorunların taşınamaz boyutlara geldiği bir noktada devrimin fitili ateşlenmiş oldu. Zaten toplum uzun yıllardır dini yapıları baskılayan ve seküler aktörler dışında kimsenin siyaset yapmasına müsaade etmeyen tek tipçi bir anlayışla yönetildiğinden fitilin ateşlenmesi ülke genelinde geniş yankı buldu. Ülkenin en geniş toplumsal ve siyasal kesiminin lideri olan Gannoşi ülkesine döndü. Mısır'da kanlı bir darbeyle devrim bastırılırken Gannoşi'nin sağduyulu tavrı sayesinde Tunus yumuşak bir geçiş sürecine girdi. Demokratik transition döneminde eski rejimin aktörleri mahkum edilmedi, bilakis sistem içinde kendilerine yer buldu. Dahası halk desteğiyle en güçlü parti olan Nahta hükümette hiçbir zaman temsil gücüyle mütenasip bir varlık istemedi. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı talep etmedi. Tabiri caizse amantasızlık çıkmasın diyerek hep durumu idare eden tarafı oldu. Fransa sömürgesi döneminde yerleştirilmiş, Burgiba ve ardılları tarafından kökleştirilmiş yapının yerinden oynatılmaması Kırmızı çizgi olarak adeta korundu. Bunun için Nahtaya hiçbir zaman milli eğitim gibi bakanlıklar verilemedi. Bunun yerine bir hükümeti kolayca başarısız gösterebilecek mali ve ekonomik işler Nahtaya bırakıldı. Fransa'ya bağımlılığı medeniyet sanan eski rejim yanlıları tarafından mütemadiyen aşağı çekildi. Üstüne pandemi gelince her şey büsbütün üstü oldu. Yasemin devrimiyle başlayan demokratik geçiş süreci 10 yılın üstüne yeniden askıya alındı. Neden böyle oldu sorusuna cevap ararken bu 10 yılda neler oldu buna da bakmak lazım. Onca tavize rağmen Nahta ve Garnoşi neden yaranamadı? Meclise en çok sandalyeye sahip parti olmasına rağmen Nahta etkin ve yetkin bir politika izlemektense konsensüs arayan tarafı oldu. Gerçi henüz Cumhurbaşkanı doğrudan Nahta'yı suçlayan bir yaklaşım geliştirmiş değil. Zaten Başbakan Nahta'dan değil. Fakat dokunulmazlıkları askıya alınan meclisin başkanı Gannouchi, Tunus turizm ve biraz tarım dışında yüksek gelir getiren bir ekonomiye sahip değil. Libya gibi petrolü yok mesela. Hatta devrimin bugüne kadar öyle ya da böyle ayakta kalabilmesini buna bağlayanlar da vardı. Fransa'ya baş kaldırmadığı müddetçe uzun bir geçiş sürecinin sonunda Tunus'ta normalleşme umuluyordu. Ancak bu süre zarfında özellikle anayasa yazımı sürecinde Tunus bazı körfez ülkelerinden destek alan selefi gruplar tarafından oldukça yıpratıldı. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi Selefiler ve Sekülerler birlikte Nahtay'ı köşeye sıkıştırdılar. Bir taraf İslamcı, diğer taraf şeriat isteriz diyerek. Hikaye aynıydı yani. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri destekli siyasi cinayetleri Nahtay'a yıkmaya çalıştılar. Türkiye ile ilişkileri dolayısıyla eski rejim taraftarları her daim Nahtay'ı sorunsallaştırdı. Fransa'dan habersiz nefes alamayanlar, Tunus'u Türkiye'ye bağımlı kıldınız diyerek Nahtay hakkında kara propaganda yaptı. Tunus'ta sendikaların siyaseti tıkayacak ekonomiyi durduracak kadar güçlü olduklarını akılda tutmak lazım. Çok parçalı parlamento ve zayıf hükümetler yüzünden de Tunus'ta ekonomiyi düze çıkarmak mümkün olamadı. Arap coğrafyasının sınavı bitmiyor. Egemen devletleri demokrasiyle döven batılı ülkelerse Tunus'ta da gördük ki darbecileri kınamaktan bile geri duruyor. Arap baharının kışa dönmeyen tek devrimi diyorduk Tunus'a. Orada da akıbet ortada.